Arkadaşlar selam. Bu paylaştığımız videoyu biraz aceleye geldi. Mikrofon takmayı unuttuk alete. Biz açıklama kısmına o yaptığımız işlemlerin linkini bırakacağız. Zaten diğer kanaldaki Sonoma tüm macOS sürümlerinin videoların açıklamalarında var aslında link. Buraya da ekleyeceğiz. Kusura bakmayın lütfen. Ses tarafı baya kötü. Videoyu izleyerek işlemleri bitirebilirsiniz. Mantık aynı mantık diğer sürümlerle aynı şekilde devam edip kurulum işlemini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. O takıldığınız bir durum olursa da aksi bir durum olursa da mail üstünden dönüş yapabilirsiniz. Yorum kısmına da yazarsanız oradan da bakıyoruz zaten yorumlara. Bilginiz olsun arkadaşlar. Tekrardan kusura bakmayın. İyi geceler. Evet arkadaşlar önce el kapıtanı indirmemiz gerekiyor. Onu da şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladığınız linkten bakın şurada download a full macOS installer from Apple tabağı altından how to download and install macOS seçeneğine tıklıyoruz. Buradan Sierra değil El Capitan olanı seçiyoruz ve indiriyor arkadaşlar. Biraz bekleyeceğiz burada. 6 GB'lık bir dosya. Arkadaşlar. Şimdi dosyamızı indirdik. Dosyamızın adı install macOS diye geliyor. Burada yapmamız gereken dosyayı buradan çıkartıp application'ın altına almak olacak. Öncelikle dosyamızı çift tıklıyoruz. Sıkıştırılmış dosyamızı açıyor. Gördüğünüz gibi çıkarttı. Şimdi bunun çift tıklayıp setup'ını çıkaracağız. Yani package'i çıkaracağız arkadaşlar. Continue diyoruz. Install diyoruz arkadaşlar. Bu işlemleri bir Mac cihazda yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve eski MacBook Air'larda yapmanız gerekiyor. Yeni Intel chipsetlerde ve M1 chipsetlerde bu işlemi yapamazsınız arkadaşlar. Şimdi close diyoruz. Bu taşısında işimiz yok. Bakalım application'ın altına gelmiş mi? Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar install OS X'e geldi. Şimdi bunu terminal komutuyla çalıştırıp boot edeceğiz arkadaşlar. Önceden linki kopyalamıştım ama gitti sanıyorum. History'den bakalım. Evet, şurada var. Şimdi arkadaşlar buradan bootu bulacağız. Bir dakika. History'de create a bootable. Şimdi bizim alacağımız terminal komutu şu olacak arkadaşlar. El Capitan. Bunu kopyalıyoruz ve kapatıyoruz. Geliyoruz terminale. Terminalimizi çalıştırıyoruz. Önce bir flash takmamız gerekiyor arkadaşlar. Benim flash'imin adını ben daha önceden myvolume diye değiştirmiştim. Tekrar değiştireyim. Büyük harflerle yapmış. Şöyle olacak arkadaşlar. Yine diyoruz. Boşluk olmayacak arkadaşlar. Sonra kopyaladığımız komutu terminale yapıştırıyoruz. 2, 3, 4. Ne diyor? Valid mount. Evet, şuradan geliyoruz arkadaşlar. Disk utility diyoruz. Bunu erase edip macOS mod formatında yapacağız bu işlemi. Erase ediyoruz. Ben bunu Windows cihazlarda kullandığım için Mac formatına getirmem gerekiyor.
tekrar deneyelim. Yukarı ok tuşuna basarsanız kopyalamanıza gerek kalmaz. Evet. Şimdi dost diski sileyim mi diyor. Sil diyoruz. Şu an diski siliyor arkadaşlar. Sildikten sonra boot edecek diski. Bu işlem biraz sürüyor. Bekleyelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık şeyi bitirdik. Gördüğünüz gibi artık boot bitti. Zaten o süreçte hiçbir işlem yapmıyorsunuz. Terminal komutlarımız da açık. Herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Bittikten sonra zaten şimdi artık boot ettiğimiz için direkt gördüğünüz gibi application'ın altında olması gerekiyor. Bakın buradaki yeri kesinlikle değiştirmeyin arkadaşlar. Gerek yok. Değiştirirseniz terminal komutundaki pet'i de değiştirmeniz gerekiyor. O yüzden burada herhangi bir şey değiştirmiyorsunuz. Şimdi artık boot ekranına gidiyoruz arkadaşlar. Oradaki süreci anlatacağız. Ondan sonra kurulum ekranına geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken işlem cihazı restart ediyoruz. Alt tuşuna basacağız arkadaşlar. Restart ettikten sonra alt tuşuna basılı tutalım. Evet. Cihazı restart ettikten sonra arkadaşlar alt tuşuna basılı tutuyoruz. Ve Install MacOS El Capitan'ı seçiyoruz. Flash takılı olan. Ve yükle diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi InstallOS X geldi. Şimdi bunu herhangi bir şekilde silme işlemi yapmayacağım arkadaşlar. Direkt üstüne kuracağım. Direkt InstallOS X diyebiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi El Capitan sürümünü kuruyoruz. 10.11 versiyon. Agree. Agree. Ne diyor? Doesn't agree with partition disable schema. Diski sileceğiz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Çıkalım. Ya yani boot hatası verdi yani GUID hatası verdi. Çünkü High Sierra'nın olduğu bir sürüm olduğu için muhtemelen birbirlerini desteklemiyorlar. Burada bakın 3 tane disk var. Sizde de şu şekilde çıkabilir. İmajlar vesaire. Bizim yapacağımız işlem burada Apple SSD olanı seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şurada Apple SSD. Buradan erase işlemi yapıyoruz. Herhangi bir isim vermenize gerek yok. Direkt erase edip geçin arkadaşlar. Diski komple silsin. Üstünde High Sierra vardı. Onu siliyor ve sildi zaten. Evet, şimdi tekrar aynı işlemi yapıyoruz. InstallOS X diyoruz. Continue diyoruz. Continue. Agree. Agree. Bakalım gelecek. Gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar. Şurada pasif olan benim USB boot'um. Onunla işimiz yok. Bizimki bu. Untitled olan. Install diyoruz ve işlemi başlatıyor arkadaşlar. Buradan sonraki süreçte görüşmek üzere. Bittiğinde tekrardan videonun devamında görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bitti ve restart etti. Açılmasını bekliyoruz cihazımızın. OS 10 includes a built-in screen reader called VoiceOver. If you know how to use VoiceOver, press Command F5 now to turn it on and set up your Mac. If you would like to learn how to use VoiceOver to set up your Mac, press the Escape key. Evet arkadaşlar, cihazımız açıldı. Şuradan. Türkiye var ama. Show dedikten sonra Türkiye'yi seçebilirsiniz arkadaşlar. Default olarak getirmiyor. Buradan Turkish Q'yu seçiyoruz. Continue diyoruz. Herhangi bir Wi-Fi'ye bağlamayacağım. Wi-Fi işimiz yok. Herhangi bir cihazdan bu cihaza bir transfer işlemi yapmayacağım için Don't Transfer diyorum.
Lokasyonlar açabilirsiniz arkadaşlar, karantin diyebilirsiniz. Sözleşmemizi okuyoruz ve evlilik geçiyoruz. Buraya bir yazı belirtiyorsunuz. 1, 2, 3, 4. Yeni hesabı o açsın. Apple'la herhangi bir şey paylaşmak istiyor musun diyor. Yani bir şey paylaşmak istemiyorum. Şu an ayarlarını yapıyor. Evet. Gördüğünüz gibi El Capitan'ımız da bu. Şuradan About dizmek dediğimizde gördüğünüz gibi O6 El Capitan diye çıkıyor arkadaşlar. O dönemden bu döneme baya bir arayüz değişimi ve özellik değişimi yapılmış. Finder'ımız klasik Finder zaten. Application'da neler varmış. DVD player varmış. Center'da ne varmış? Çıkış yapalım. Oyunlarda bir şeyler var mı? Tıklayamıyoruz. Tıklayamıyoruz. DVD player neymiş o? Ha. Vay be. O dönemden güzel bir özellik koymuşlar bence. Çünkü parti uygulamalar kurmak kadarsa. Evet arkadaşlar, umarım işinize yarar. İzlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.